Şükürler olsun. Gitti gitti artık. Artık onlar düşünsün. Ural iyi misin? Oğlum bekle. Bir şey değil Ural. Git. Kıl payı kurtuldular. Boşuna böbürlenme. Hemen gidiyor muyuz İstanbul? Hemen. Nasıl gidiyoruz? Siz benle gelin hadi. Bu bitti anne. Şimdi yeni macera başlıyor. Deme oğlum öyle deme. Hepimize geçmiş olsun. İyi yolculuklar. Dualarımı kabul etti. Gideceğim yeri ayarladın mı? Baba, anlatamıyorum galiba. Ben buralarda duramam diyorum sana. Ne o dört duvar arasına girerim bir daha, ne de bugün yaşadıklarımı yaşarım. Kaçacağım, gideceğim buralardan diyorum. Tamam, sakin ol. Bakacağız bir çaresine. Birkaç gün bekleyeceğiz burada. Ben araştıracağım. Ne olacak, nasıl olacak diye. Bu arada sen de sakinleşirsin. Biraz kafanı toparlarsın. Bunun doğru bir karar olup olmadığını düşünürüz, tamam mı? Ben kararımı verdim. Oğlum, çıktın işte, dışarıdasın. Hem daha tam anlamıyla iyileşmedin. Sakın bana engel olmaya kalkma. Baba bak, sen yapmayacaksan ben tek başıma yapacağım. Tamam, tamam. Meltem'den haber var mı? Ailece Amerika'ya gittiler onlar. Dayıma birini sormuştum araştırması için. Sordum bulamadım dedi. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? O senin duyduğun şey doğru değil. Baba. Sabırlı ol, uzun uzun konuşacağız. Reşat. Biliyorsunuz değil mi kim olduğunu? Evet. Reşat. Amcam en çok dünürüne güveniyordu. Ama gemiyi ilk Meltem terk etti. Babası da gemiyi batıracak. Münir, bunları konuşmayalım şimdi lütfen. Niye, ne oldu ki? Bilmediğim bir şey mi var? Kim o? Alo. İstanbul'a dönüyormuşsunuz öyle mi? Evet, yoldayız. Duruşmadan sonra hemen ödenecekti paranın tamamı. Ne oldu? Tamam, merak etme, ödenecek. Apar topar uzaklaştırdınız beni oradan. Sonra da siz yola çıktınız. Siz kaytarıyorsunuz. Araba kullanıyorum. Sonra konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok Münir Bey. Buraya kadar geldim, istediğinizi söyledim mahkemede. Ama eğer bir yamuk yaparsanız pişman ederim sizi. Ama senin gibi şeker bir kıza hiç yakışmıyor böyle konuşmalar, ha? Bak, param ödenmeden buradan hiçbir yere ayrılmayacağım, tamam mı? Tamam, ayarlayacağım. Sen haber bekle benden. Haber değil, paramı istiyorum ben. Yarın sabaha kadar beklerim. Eğer gelmezse soluğu savcılıkta alırım ona göre. Tamam, yarın halledeceğim, merak etme. Ha, bir şey daha. Bu herif de beklemesin artık kapımda. O seni korumak için orada, aptal. Ya istemiyorum, beklemesin. Ben sizin esiriniz değilim. Tamam, sen versene şunu bana. Baksana, Münir Bey'in. Efendim Münir Bey. Yaşar. Bu para diye tutturdu. Sabaha kadar da süre verdi, senin de başında istemiyor. Şimdi sen onu serbest bırak, biraz oyalansın. Sabah da bir numarayla bana getir, tamam mı? Savcılığa falan giderse hesabını senden sorarım. Tamam. Tamam, hadi İstanbul'da görüşürüz. Dikkat et. Görüşürüz Münir Bey. Seni serbest bırakmamı istiyor. İyi, bırak o zaman. Canıma minnet. Ben de çıkar gezerim biraz. Ya baksana, gerçekten bizim Yaşar Anlar mı yapmış o işi? Hem sen de biliyorsun ki şahitlik yaptın. Hadi canım, hadi sen gezmene bak. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa alo de.
Ildır buraya çok mu uzak? Yok. Niye sordun? Mustafa'nın evini biliyor musun orada? Biliyorum ama sana söyleyecek değilim. Sakın yanlış bir şey yapma Asu. Bak, sana bir abi tavsiyesi. Ortalıklarda fazla dolaşma sakın. Başına bir iş gelmesin. Beni tehdit mi ediyorsun? Uyarıyorum sadece. Otur odanda güzel güzel dinlen. Sabah da paranı alıp gideceksin. O arada başın derde girmesin. Yanlarına gidebilir miyim? Sen biraz daha otur olur mu canım? Fatma Gül, çay ister misin? Limonlu bir çay iyi gelir. Tuz diyor o zaman. Sabahtan beri ağzına bir lokma bir şey koymadın kızım. Ablam, içim hem bomboş hem buraya kadar dolu. Kadir Bey ile Ömer Bey de durumu kritik ediyor. Birazdan gelirler. Of, sıkıldım. Ben annemin yanına gideceğim. Oğlum tutturma Allah aşkına. Bak anan ne kadar üzgün. Bak sen Emre abinin yanına git hadi. Tamam. Şimdi de hamilelik bahanesiyle kandıracak abini. Belli olmaz. Belki de öyledir. Yüzsüz hala nasıl konuşabiliyor abimin karşısında? Bu kadar zaman sonra geri dönmeyi nasıl düşünebiliyor? Şimdi eğer varsa tabii bebeği kullanacak. Biliyor tabii abimin hassas noktasını. İyi niyetini sömürecek yine. Fatma Gül, buna artık abin karar verecek. Eğer abin yine kabul ederse ben o kadınla bir araya gelmem. Onunla aynı evde yaşamam. Yemin ederim yaşamam. Haklısın. Bence de oturma canım. Yeter artık bana yaptığı kötülük. Uzak dursun artık benden. Ağlama ne olur. Yavrum. Fatma Gül. Güzel ağlama ne olur. Ne olur bırakın, azıcık rahatlayayım. Ağla kızım. Ağla. Nereye? Eczane ilaç alacağım. Başım ağrıyor da. Tamam. Sen beni kovmasaydın ben evden gitmeyecektim ki. Evim yuvamı bırakır mıyım rahmeden? Gözüme baka baka sürdürecektin yani. Yüzüme baka baka. Yine de o alçakların oyunu ortaya çıkacaktı. Bu rezillik de olmayacaktı. O senin kendi rezilliğin. Başkasının değil, senin rezilliğin o. Rahmin ne olur ya. Çok utanıyorum. Allah aşkına çocuk için geri dönmek istediğimi düşünme. İstersen aldırırım. Ama beni geri çevirme lütfen. Ben sana aldır diyebilir miyim? Nasıl derim? Diyemem ki. Ama işte ne bileyim, nasıl emin olayım ki? Ya senin çocuğun diyorum, yemin ediyorum. Vallahi da billahi de senin çocuğun. Bak istersen o testlerden yaptırırız. O... Neydi o? DNA mı, MNA mı ne? Test yapıyorlar. Yemin ediyorum senin çocuğun. (Gülüyor)
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.